Efendim, kısa bir aradan sonra çok değerli bir profesörümüzle karşınızdayız ve bizim çok değerli bir organımızı konuşacağız, kalbimizi konuşacağız ve çok da açıkçası bilmediğim ama benim çok merak ettiğim açık kalp ameliyatları. Efendim, Özel Avrasya Hospital'ı Hospital Kalp Damar Cerrahisi Direktörü Profesör Doktor Esat Akıncı bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şeyi soralım önce, değil mi? Kalbimiz kötü mü hocam? Kalbimiz kötü mü? Yok değil. Yani şey anlamda sormuyorum. Yani kalp hastalıklarında bayağı dünyada yerimiz yukarılarda evet, herhalde. Kalp, kardiyoloji ve kalp cerrahisi konusunda biz dünyada gerek bilimsel yayınlar itibariyle gerek girişimler itibariyle oldukça iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz iyi bir yerdeyiz. Evet, doktorlarımız evet. Ve tıp anlamında evet, iyi. Oldukça. Oraya da dışarıdan hasta gelmeye başladı mı? Yani biz dışarıdan tabii, vesaire hasta getiriyoruz. Örneğin göz özeni. İşte son ay içerisinde Ukrayna'dan, Batı Trakya'dan, Arnavutluk'tan gelen hastalara girişimlerde bulunduk. Keza Gürcistan'dan epeyce bir hastamız gelmekte. Dolayısıyla da bölgenin sağlık merkezi haline geliyor Türkiye, evet, kalpte de. Şu anda evet, Kuzey Irak'tan özellikle çok ciddi miktarda hasta gelmekte Türkiye'ye. Hocam son peki açık kalp ameliyatına mı girilir? Ya daha doğrusu şunu evet. bir başlayalım. Hani açık kapalı kalp ameliyatı evet, yani nedir? Kalp ameliyatı nedir? Açık kalp ameliyatı. Tarifini, biz bunu tanıştık da. Evet. Ya şuradan mı başlasak? Hocam sizi bulmuşken. Şu anjiyo ile ilgili başlasanız. Mesela anjiyo bir tetkiktir. Tabii. Bir ameliyat değildir. İnsanlar öyle algılıyorlar. Oradan evet, başlayalım. Şöyle şimdi en baştan başlamak gerekirse anjiyografi neden gereklidir? Anjiyografi eğer bir insanda efor esnasında yürürken veyahut da herhangi bir şekilde göğsünde ağrı, nefes darlığı gibi şikayetler var ise ve doktora giderse genellikle doktorlar belirli tetkikler yapar. Mutlaka bu konuyla ilgili şikayeti olan vatandaşlarımız karşı karşıya kalmışlardır. Örneğin bir efor testi yapılır. Evet. Ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonografisi yapılır. Ve bunların sonucunda da eğer bir hastalıktan şüpheleniyorsa, kalpten şüphelenilirse daha ileri tetkik olan anjiyografi Bir tetkiktir. Evet. Anjiyografi bir tetkiktir ve kalp damarlarına radyoopak madde verilerek seri filmler halinde X-ray altında seri filmler halinde kayıtların alınması olayına anjiyografi denir. Bu bir tetkik yöntemidir, bir tedavi yöntemi değildir. Değil. Ama anjiyoplasti dediğimiz eğer bir burada bir hastalık var ise örneğin koroner damarlarda yani koroner damarlar dediğimizde kalbi besleyen damarlardır. Koroner damar denilmesinin sebebi de kalbin etrafına taç şeklinde çevirmiş oldukları için Latince'de korona taç demektir. Oradan gelir ismi de. Bu koroner damarlarda herhangi bir darlık tespit edilirse bu iki yöntemle tedavisi vardır. Aslında üç yöntemdir. Birincisi herhangi bir girişim yapmaksızın ilaç tedavisiyle takip edilebilir. İkincisi anjiyoplasti dediğimiz bu damarın içine girerek balonla genişletilip içerisine tel kafes, stent dediğimiz tel kafes şeklinde bir cihazın yerleştirilmesi şeklinde tedavi yapılabilir. Bu şekilde darlık giderilebilir. Üçüncüsü de bypass ameliyatı dediğimiz buraya yeni damar takılması, bu damara yeni damar takılması şeklindeki ve açık kalp ameliyatını gerektiren, daha doğrusu bir kalp ameliyatını gerektiren girişimdir. Yani açık kalp ameliyatı bir bypass. Şöyle açık kalp ameliyatı kalbin durdurulduğu ameliyatlara kalp akciğer makinesinin kullanılmak suretiyle kalbin durdurulduğu ameliyatlara açık kalp ameliyatı denir. Yani kalp durduruluyor. Evet. Bir makineye bağlanıyor. Kalp durdurulmadan evet. Da ameliyat yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Evet. Onu da kapalı örneğin biz bu ameliyat bypass ameliyatlarının yaklaşık deniyor? Bypass deniyor ona. Yok. Onun adı yok. Kalp ameliyatı. Eskiden kapalı kalp ameliyatı dediğimiz. Yok, kapalı kalp. Açık kalp ameliyatı biraz üretmeyelim. Aslında biraz tabii eski tanımlar bunlar. Günümüzde artık açık veya kapalı kalp ameliyatı tanımları biz pratikte çok kullandığımız şeyler değil. Çünkü
Bugün eskiden kapalı kalp ameliyatı denildiğinde kalp atar iken göğüs boşluğuna girilip örneğin kapakların kapak darlıklarında kalp atarken kapağın genişletilme girişimlerinin yapıldığı ameliyatlara kapalı kalp ameliyatı denirdi. Hı hı. Bu damarla ilgili değil o ameliyat. Değildir. Ne? Evet, evet. Damarla ilgili olduğu mu açık kalp ameliyatı oluyor. Aslına bakarsanız açık kalp ameliyatı sadece işte biraz önce söyledim. Bizim açımızdan olayı. Kalbin durdurulduğu vakalarda. Zor bir ameliyat. Bypass ameliyatlarının mesela %50'sine yakında biz şu anda kalbi durdurmadan yapıyoruz. Durdurmadan yapıyoruz. Tabii. Atan kalpte yapıyoruz. Teknikler ilerledi. Hatta ve hatta bugün robot kullanılmak, robotik nasıl yani? Cerrahi dediğimiz. Yani sizin yerinizi robotlar mı alıyor? Hayır. Aslında bu tele manipülatif cerrahidir. Siz uzakta bir yerde oturuyorsunuz. Bir konsol var. Nasıl bilgisayarda oyunlar oyunları gibi. Ona benzer bir, ona çok benzeyen bir bilgisayar şeyleriyle, yöntemiyle. Kalbi hiç göğsü açmadan kapalı bir şekilde kalp atarken de bypass ameliyatı yapılabiliyor. Şimdi yani benim teknoloji bildiğim bu noktaya kadar hocam, geldi. Kalp ameliyatı zor bir ameliyat değil mi? Yani sizin hasta, evet. Şimdi her yerde kalp ameliyatı yapılabiliyor mu? Şimdi özel Avrasya Hospital'da siz yapıyor musunuz? Evet, evet. Üniversite hastanelerinde mi yapılır? Her hastanede açık kalp ameliyatı yapılabilir mi? Şimdi hani çünkü yapılmalı mı? Ya da yapılmalı mı? Tabii. Yani şöyle. Neye dikkat edilmeli? Mesela bir hasta neye dikkat etmeli? Allah korusun bir yani düşünüyoruz ki bir kalp ameliyatı yaptırmak durumundayız. O neye bakalım yani orada? Mesela doktor tamam. Evet. Yani doktoru tercihinizi yaptınız ama mesela o hastanede işte şöyle bir alet yoksa orada yaptırmayın diyebileceğiniz bir şey var mı? Açık söylemek gerekirse açık kalp ameliyatları ekip ve ekipman gerektirir. Belli bir ekip ve ekipman gerektirir. Vazgeçilmez ögeleri vardır. Ekip ve ekipman olarak. Bunlar olmaksızın açık kalp ameliyatı yapılması mümkün değildir. Aslına bakarsanız günümüzde bu sınırlar biraz aşılmış durumda. Benim şahsi fazlası var azı itibariyle. Yok. Az değil. Şöyle ki çok yeterli olmayan yerlerde de açık kalp ameliyatlarının yapıldığını görüyoruz. Ama sonuçta peki üzücü sonuçlar olabiliyor mu böyle yerlerde? Olabilir. Olabilir. Riske girmektir bu. Yani neticede. Risk almak. Evet, risk almaktır. Aslına bakarsanız buna yönelik olarak geçmişte belli standartlar getirildi ama şimdi son bu yıl içerisinde bakanlığın bir çalışması var. Daha net standartlar getiriliyor bildiğim kadarıyla ve bu iş biraz daha ciddi olarak ele alınıyor. Şöyle ki bugün Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla son 200'e yakın merkezde kalp ameliyatı yapılıyor Türkiye'de. Türkiye genelinde. Evet, İstanbul'da 60 civarında merkez var. 60'ın kalp üzeri ameliyatı olduğunu. Peki bu rakamları nasıl telaffuz edelim? İyi mi? Kötü mü? Açık söylemek gerekirse şöyle. Olmasa kalpten gidersin. Yani. Tabii hayır yani az mı diye düşünüyorum yoksa. Nüfusa oranlandığında dünya standartlarına göre normaldir. Hatta biraz altındayız. Amerikan standartlarına göre hatta biraz altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Orada obezite nedeniyle daha çok kalp hastalığı mı var? Hayır. Şöyle, merkezler açısından da Amerika'daki aterosklerotik yani tıkayıcı kalp hastalığı görülme sıklığı Türkiye'ye göre fazla olduğunu çok söyleyemeyiz açık söylemek gerekirse ama ölüm sıralamasında orada birincidir. Evet. Peki biz Türkiye'de kalp ve damar hastalıklarından ölen bir ülkeyiz. Yani evet, araştırmalar yani bunu gösteriyor. Biz neye dikkat etmiyoruz hocam? Yani biz şimdi mesela ölümlere bakıldığı zaman birinci sırada kalp ve damar cerrahisi, yani kalp ve damar hastalıkları geliyor. Yani bunun için herhalde tansiyon da giriyor, işte kalp giriyor, işte damarlar. Biz neye dikkat etmiyoruz? Nerede hatamız var bizim? Şimdi açık söylemek gerekirse şöyle bir şey var. Bu tıkayıcı damar hastalıkları yani damar sertliğinde bize ait faktörler var. Bizim kontrol edebildiğimiz faktörler var. Bizim kontrol edemediğimiz faktörler var. Bunların başında genetik faktörü gelir. Yani bizim kontrolümüz dışında. Yani tabii genetik faktör size aileden gelen genlerle bu bir bunu değiştiremeyiz. Miras gibidir. Yani tabii bunu değiştiremiyoruz. Bir bakıma da biraz kader gibi bir şeydir bu. Kötü bir mirastır. Bu %60'a. Reddetme şansınız da yok bunun. Yoktur. Yani evet. %60'a. Bunu yaşamayı bilmemiz gerekiyor.
Faktörlerin aşağı yukarı %60'ını bu teşkil eder. Öyle yani mi? Geriye %40 kalıyor. Evet. O %40'ında önemli bir kısmı sigara. Şudur. Sigara çok önemlidir ve işte Türkiye için de önemli bir problem. Biz sigara ben içen sana, bir değil mi? Hocam, ülkeyiz. Sigaradan açık söylemek gerekirse. Yani, sigarasını hani, sakladı da onun için hocam. Bak ben diyecektim ki daha fazla şeyde... ileriye gitme diyecektim. Şimdi dedim ki söylemez dedim ama yok yani susturmak imkansız. Vallahi sakladık evet, sigaramızı sakladık. Türk gibi çocuklar sigara içmek diye bir tanım vardır biliyorsunuz. Evet. Ve dolayısıyla Türkiye'de halen yani çok yok öyle bir şey. Sigara biz karşıyız yani aşk sigara olsun. Çok önemli. Yani sigara sadece bir de beslenme tabii herhalde ondan sonrası evet. Da beslenme. Diğeri beslenme dengesiz beslenme diyelim. Şeker hastalığı çok önemlidir. Öyle kontrolsüz mi? Şeker ki bizim toplumumuzda özellikle kadın toplumumuzda ciddi bir problemdir. Tıkayıcı damar hastalıkları açısından. Bunları sayabiliriz kısaca. Bunları şimdi bir şey daha soracağım. Ben pardon. Çok buyurun. Merak ettiğim bir şey. Bu özellikle bypass dediğiniz ameliyat ya da işte kalp ameliyatları her tür kalp. İnsanın şeyini değiştiriyor mu hocam? Evet. Karakteri değişiyor diye bir şey var. Şehir efsanesi. Öyle bu bize çok sorulan bir sorudur ve çok merak edilen bir şeydir. Siz de çok yani artık ezberlemişsiniz cevabı. Tabii. Ama bize şimdi, de verin. Açık söylemek gerekirse kalp cerrahisinin geçmişinde ki ben 1987'den beri kalp cerrahisi ihtisasına girdiğim yıldan beri epeyce bir vaka tecrübemiz oldu. Yani bugün 30 bine yakın vakadır bu. Bu süreç içerisinde başlarda biz bu nörolojik, nörokognitif değişiklikler dediğimiz veyahut da tıpta halk arasında kişilik bozukluğu oluşması denilen probleme başlarda daha çok rastlardık. Ama son zamanlarda çok az rastlıyoruz. Bunun sebebi de teknolojinin ve tekniklerin gelişmesidir. Artık hasarsız ameliyatlar mı yapalım? Örneğin ameliyat sürelerinin kısalması, anestezi tekniklerinin değişmesi, daha iyi noktaya gelmesi, organizmanın daha az travma altında kalmasıdır. Bu olayın adı aslında örneğin çok ağır trafik kazası geçiren bir kişide de buna benzer bulgular görülebilir. Bu biraz şeydir, post-travmatik kişilik bozukluğu sendromu demek daha olabilir. Olur. Öyle bir şeydir ama geçicidir. Yani bugüne kadar oluşup da sonradan kalıcı olan hiçbir yani. İyiye doğru da olabiliyor mu hocam? Gerekir. Mesela ya adam çok sinirlidir, asabi bir adamdır, sonra kalp bypass olduktan sonra gayet mülayim sakin, bir adam mülayim haline falan. Gelmiştir. Böyle pozitif etkileri de olma olasılığı var mı? Tabii o şöyle bir şey hani ama değişecek işte. Psikiyatride şok tedavisi vardır şeyde. Bu işte ileri şizofrenik hastalarda EST dediğimiz beyne elektrik verilerek yapılan bir tedavi vardır. Bazı hastalarda da buna benzer etkiler olabilir. Yaratabiliyor. Peki hocam gelelim işin maliyetine. Yani buyurun. Şimdi bu iş şimdi izleyicilerimiz izliyorlar. Biz hani özel hastaneler işin içerisine girince bunun altından kalkmak kolay mı? Zor tabii, mu? Tabii. Şimdi siz önümüzdeki hafta ilk defa Kars'ta bir açık ameliyat yapmaya gideceksiniz değil mi? Oraya gideceksiniz. Şimdi mesela size nasıl başvuru yapılıyor? İşte sizin yanınıza geliniyor, siz bakıyorsunuz, işte karar veriyorsunuz tabii. Falan. Yani maliyetleri nasıl ayarlıyorsunuz? SSK'lı olmak ya da SGK'lı olmak. Sosyal güvenlik sistemi kalple ilgili işliyor mu? Problemleri tümüyle karşılıyor. Kapsıyor. Her şeyi mi kapsıyor? Evet, her şeyi kapsıyor. Tabii tabii. İstediğiniz hastanede bugün, yaparsanız da mı? Tabii. Şimdi her SGK ile anlaşması olan her hastane. Çünkü SGK sözleşmesinde yaptığınızda şunu taahhüt ediyorsunuz. Biz gelen hastanın anjiyosunu, bypass'ını yapacağız ve herhangi bir fark talep etmeyeceğiz anlamında bir şey vardır. Dolayısıyla da bugün SGK ile anlaşması olan kurumların teorik olarak herhangi bir hastadan ekonomik herhangi bir para talep etmeleri doğru değildir. Olmamalıdır. Bizim hastanemizde bizim hastanemizde gelen hastanın anjiyografisinden olsun gerek ameliyatından hiçbir şekilde öyle mi? Tabii. Süper. Hiçbir şekilde
fark yani ben bunu, ücreti veya da ekstra para talep edilmez. Edilmiyor. Evet. İyi bir gelişme olarak görüyorum. Yani kalp hastalıkları sosyal güvenlik kapsamı altında. Diğer hastalıklar değil ama. Olması gereken de odur. Evet, şimdi az önce Posta Gazetesi'nin manşetinde görmüştük. İşte biz nakilleri konuşuyoruz. Evet, kalp nakli. Organ nakli. Yani. Kalp nakli çok zor bir nakil midir? Hayır, değildir. Yani kalp nakli, ben Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde 2005 yılına kadar klinik şefliği yaptım. O dönemde ben bıraktığımda 42 kalp nakli yapmıştık orada. Hmm. O dönemden iyi bilirim, o ekibin de içindeydim epeyce bir zaman. Teknik olarak kalp nakli kolay bir ameliyattır. Ya. Bir kapak ameliyatından, açık söylemek gerekirse benim şahsi görüşüm, daha kolaydır. Örneğin komplike bir bypass ameliyatından çok daha kolaydır. Teknik peki olarak. Neden az yapılıyor? Yani organ yok efendim. Yani organ bulma problemi. Türkiye'de bugün organ bağışı benim bildiğim yok organ kadarıyla bağışı. Geçen sene toplam 5 ya da 6 tane kalp çıktı. Yani ama mesela böbrek trafik mesela kazasını, daha karaciğer işte kalp falan. Farklı. Onu kalp hocam farklı. Anlatsın kalp, yani. Yani bir trafik kazası sırasında beyin ölümü gerçekleşen birinin kalp ancak naklini yapabiliyor. Ancak kalp çalışıyor olmalı değil mi? Yoksa böbrek nakil demez. Olabilmesi için kalbin kalp çalışıyor olması lazım. Resütasyon dediğimiz yeniden canlanma, yani kalp masajı yememiş olması. Yani yememiş olması. Tabii. Evet, kalp masajı yiyen kalbi alamıyoruz. Yani o alınabilir ama ne kapaklarını kullanıyoruz mesela. Hı. Kapakları çıkart. Onlar çünkü değerlidir çok. Canlıdan çıkartılan kapak. Onlarla da epi ameliyat yapmıştığımız vardır. Özellikle çünkü ilk nakil 1967 yılında Bernard tarafından yapılmış. Sonra evet, 80 yılından sonra ben de hatırlıyorum. Evet, evet. Ben de hatırlıyorum. Bir diş hekimine yapılmış. Ben niye hatırlıyorum? 1967 doğum ama olayı hatırlıyorum. Demek ki konuşulduğu için. Sonradan öğrenmişim. Yani çünkü o zamanlar sonradan dünyanın bir süre sonra meşhur bir doktor. Bir yıl sonra Türkiye'de Kemal Beyazıt Ankara'da yaptı. Öyle mi? İlk kalp naklini. Bir de şöyle ama, bakıyorum ben işte bu kalple ilgili doktorlarla falan hep karşılaşıyoruz işte. Ben de sık sık kontrol yaptırıyorum bu konuyla ilgili. Böyle genç isimler falan hepsi profesör falan. Sizde bir şey mi var? Hızlı profesör olmak gibi bir avantaj siz mı var? Siz de çok gençsiniz. Yok aslında nasıl yapıyorlar? Yaş... İyi mi bakıyorsunuz kendinize? Bakmaya çalışıyorum diyelim. Kendine aslında yaş Kemal Erdi diyelim ama. Yapmayın. Ama yani çok yani yıllarca okuyorsunuz ondan sonra işte master mı sizde ne diyor? İhtisas diyor. İhtisas tabii yapıyorsunuz. Bizim 6 oku yıla oku bitmiyor yani. Uzmanlık süresi var. Evet. Yani uzman olduktan sonra işte bir eğitim kurumundaysanız 5 yıldan sonra doçent diye girebiliyorsunuz. Evet. Sonra 5 yıl sonra profesörlük falan şeklinde. Çok iyi bir kadro var yani onu söylemeye tabii, çalışıyorum. Tabii, evet. Yani kalp diğer alanlarda da çok önemli doktorlarımız var ama kalpte de iyiyiz yani. Evet, oldukça iyi oldu. Şimdi oldukça iyiyiz yani. İzleyicilerimizden mesajlar var. Kalp krizi geçirme yaşı ve kalp kriziyle kalp ameliyatının ilişkisini soruyorlar. Kolesterol hakkında bilgi istiyorlar. Evet. Kazım Bey'in bir mesajı var ama maşallah oldukça uzun mesaj. Açık şöyle bir kısaca okuyayım hemen. Açık kalp ameliyatı göğüs kaburga kemiği kesilip kalp atışları düşürülerek yapılıyor. Bazen de işte ameliyat hakkında bilgiler vermiş izleyicimiz. Menopozdan sonra kalp rahatsızlıkları daha çok çıkıyor diyor. Katılıyor musunuz? Tabii. Menopozdan evet sonra kadınlarda daha fazla. Östrojen koruyucu bilgi vermiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz Kazım damar Bey. Duvarında koruyucu bir etkisi var. Aterosklerozdan koruyucu etkisi var. Östrojen düzeyi düşüyor biliyorsunuz şeyden sonra, menopozdan sonra. O etki ortadan kalkınca erkek kadın arasındaki oran eşitleniyor yaklaşık olarak. Daha önce avantajlıyken normal hale geliyor. Ha şu hep aslında böyle dezavantajlı kadın hale gelmiyor yani. Normal erkeklerin normal seviyesine geliyor. Sizin seviyenize geliyoruz. Evet. Yani işte böyle bir hep geriden gelinmez yani. Celal Bey işte böyle arada ön planda arada olduğumuz şeyler de var. Yaradan'a şükretmek lazım. Kolesterol hakkında da mesela çok çarpıcı açıklamalar görüyoruz. Bir doktor, bir hekim çıkıyor diyor ki kolesterol diye bir şey yoktur. Hiç böyle şeylere takıntı yapmayın. Ne o ilaçları da çöpe atın. Kolesterol hiçbir şekilde kalbi damarı etkilemez. Bir doktor, bir hekim çıkıyor diyor ki hayır kolesterol öldürür. Allah aşkına siz hangi gruptasınız hocam? Kolesterol tabii ki etkiler. Kafamız karıştı. Şöyle ki bunda biz pratikte çok fazla karşılaştığımız bir şeydir. Bazı insanlar vardır ki kolesterol düzeyleri 500
binlerin üzerine çıkan insanlar vardır. Buna tip A hiperlipoproteinemi dediğimiz tablolardır. Bu hastalar uzun yaşayamazlar. Genellikle 40 yaşına, çoğu 40 yaşına varmadan veya 40-50 yaşına varmadan kalp krizinden ölürler. Öyle mi? Bu çok tipiktir. Biz onu bilseydik engelleyebilir miydik peki kolesterolü zamanında genç işte yaşlarda? 160'ı şeyden geliyor onlara. Tamam geldi, o ilaçlarla önlenemez İlaçlarla miydi? Bugünkü ilaçlarla büyük oranda engellenebilir. Ama bu söylediğim grup hastalar, bunu örnek olarak söylüyorum. Herkesin kolesterolü böyle değil. Böyle değil, bu çok istisna değil mi? Toplumun nüfus %80'ine yakınının kolesterolü 300'ün altındadır. Total yağ, total kolesterol anlamında söylüyorum. Bir de iyi kolesterol, kötü kolesterol var. Onların oranları da önemlidir. Önemli midir onlar? Tabii. Ama şu son derece yanlıştır. Hani kolesterol damarlarda, damarlara yol açmaz. Yüksek kolesterol hasara yol açmaz. Savı çok doğru değildir. Doğru bu. Değil. Yani binlerce çalışmayla kanıtlanmış. İşte söylediğiniz şey. Arkadaşlarınıza o zaman bunu uyarıda bulunmak lazım. Şimdi ama şu var. Hangisini tedavi edeceğiz? Gerçi ben kalp cerrahı olduğum için bu konuda hemen kolesterolü tedavi edelim. Değilim. Yani bu kardiyologların işidir. Bizim bu konularda bilgi vermemiz çok doğru değildir ama ben bu işi takip eden bir doktorum ve kendimde de bizim ailesel hiperkolesterolemi problemimiz vardır. Mesela bizdeki hiperkolesteroleminin şeyi örneği olarak, canlı örneği olarak benim yakın akrabalarımdan iki tanesi bayağı yüksek kolesterolle 40'lı yaşlarda vefat ettiler bizim tüm müdahalelerimize rağmen. Yani dolayısıyla da bu önemli bir problemdir. Özellikle vatandaşlarımızın, kolesterol ilacı kullanan vatandaşlarımızın kendi doktorlarının söylediği, verdiği ilaçları bu kamuoyunda bahsedilen, kamuoyundaki lanse edilen şekliyle işte bu ilaçları atın, bu ilaçlar gereksiz gibi sözlere inanarak bırakmalarını ben önermem. Çünkü ben bizzat bir profesörden bunu bizzat kendim kişisel olarak sorarak da duydum. Yani kolesterol önemli değil midir? Dedi. Aynen, o ilaçları da atın, hiçbir işe de hiçbir önemi de yok. Hayır, belki o ilaçlar sizin için gereksiz olabilir ama kolesterol önemli değildir demesi. Hayır. Yani ben zaten kolesterol sorunu yaşamıyorum. Yani hani ben bunu sordum hani bu tartışmalar içerisindeki kolesterol... bir profesör hocamızın tam tersi istikametinde var yani bir tartışma. Yani tıp hekimleri de böyle ikiye ayrılmış durumda. İşte kolesterol yani önemli değildir diye düşünenler 40 yaşından ileri gidemiyorlar. Yani i̇şte böyle öyle bir durum yaşıyor. Hocam söylüyor yani. Kalp krizi olayını sormuş izleyicilerimiz. Bir de şu işte spor yaparken kalp krizi geçirip ölen ya da işte böyle bir korku var annelerin arasında. İşte aman çok fazla şey yapmış, bak kalp krizi geçiriliyor gibi bir şey oluştu. Yani bu bende bir anne olarak inanın bende de var. Hani gizli kalp diye bir şey var mıdır? Çocukların spor yapmadan önce bir takım tetkiklerden geçmesi gerekir. Bu anlaşılır mı? Ya da bu şey çocuklar, sporcular falan kalp hastalıklarından yani kalp krizi geçirerek son dönemde kaybediyoruz zaman zaman. Bu normal bir şey mi hocam? Tabii normal değil. Bu şöyle bir durumdur. İnsanlarda nedeni belli olmayan ölüm denilen sportif aktiviteyle milyonda bir de olsa bir durum vardır. Bunun sebebini hala daha hiç kimse bilemiyor. Yani yapılan otopsilerde de bir şey anlaşılamadı. Ama bu çok nadir bir durum. Fakat şudur, belli bir antrene olmuş, sporcu olmuş bir kişide normalde şey olmasını çok beklemeyiz. Yani kalp krizi olmasını. Kalp krizi olmasını ve bekliyorum. Yaş itibariyle de. Ama ne oluyor? İyi incelenmemiş ve profesyonel yüksek eforlu spora zorlanan insanlarda bazen aort darlıkları dediğimiz kalp kapağında darlıklar veyahut da kalp çıkışında darlıklar olabiliyor. Veyahut da kalp kası, doğuştan kalp kası kalınlıkları olabiliyor. Bunlarda ani ölüm riski vardır. Anladım. Efor esnasında. Bunlar olabilir. Diğeri de hakikaten koroner arter hastalığı olabilir. Özellikle benim burada vurgulamak istediğim bir şey var. Vurgulayın hocam. O da spor salonlarına giden bir. İkincisi halı sahada maç yapan, maça çıkan 35-40 yaşının üzerindeki insanların mutlaka bir
kardiyak check-up'tan geçmeleri gerekir. Bu çok önemli. Olmadan, çünkü bu konuda her sene mutlaka gazetelerde görüyoruz. Görüyoruz. Örneğin halı saha mortalitesi diye bir şey var. Yani halı sahaya çıkıyor insanlar hiç antrene olmadan 40 yaşın üzerinde veyahut da o yaşlarda pat diye kalp kriziyle kaybediliyor ve hastaneye kaldırılıyor. Benim en yakınımdan iki kişi, bir tanesi hayatını kaybetti. Bir tanesi de şu anda ciddi nörolojik problemlerle yaşıyor halı saha maçında kalp krizi geçirdiği için. Evet, halı saha kontrolden geçmeden halı sahaya çıkmayın. Evet, evet. Özellikle peki, belli bir yaş grubundaysanız. Hocam vaktimiz yok maalesef. Tabii izleyicilerimiz de alışkın değiller. O yüzden de biz genelde işte sağlığı çok fazla irdeleyemiyoruz. Tabii kalp hastalıkları bir de ekonomiyle ilgili değil mi hocam? Şimdi yani. Şimdi hadi bakalım ekonomiye sokalım işi. Ama süremiz bitti işte. Bitti mi? Vallahi peki bir günde ekonomiyi konuşalım. Kalp hastalıkları ve ekonomi bağlantısı. O da çok önemli bir konu aslında. Evet. Mesela enerji içeceklerini sormuş izleyicilerimiz. Kolesterol evet, kas ağrısı yapar mı diye soruyor. Konu kalalım biz hocam, hocamız bir kez daha konu kalacağız. Sevinerek gelirim. Çok, yani. çok teşekkür ediyoruz hocam. Önümüzdeki haftada Kars'ta kim açık ameliyatı olacaksa Allah şifa versin şimdilik de. Size kolay gelsin. Elinize sağlık. Özel Avrasya Hospital'da Profesör Doktor Esat Akıncı, sevgili seyirciler, ulaşmak isterseniz kendilerine biz de vasıta oluruz, size gelsinler. Hekimimizden böyle çok daha detaylı şeyler duymak isterdik ama vaktimiz yetmiyor. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim şimdi çok minik bir araya gideceğiz ve çok farklı bir konu ve çok farklı bir konukla karşınızda olacağız ama az sonra.